Bunu sadece düğünlere de indirgememek lazım. Bütün yani insanların kadın erkek e, efendim bir arada bulunduğumuzda efendim birinci derece yakınlarımız vardır. Biz bunlara ne diyoruz? Mahremlerimiz diyoruz. Efendim e, hısım akraba diyoruz. Onlarla yabancı insanların yani üçüncü şahısların efendim aynı ortamda bulunmalarında uyulması gereken belli ne vardır? ilkeler vardır, prensipler vardır. Eğer o ilkeleri, o prensipleri ihlal ettiğiniz takdirde dün de de olsa ihlaldir. Bunun vebali mesuliyeti vardır. Başka yerde de olsa. E başka zaman efendim uyulması gereken ilkeleri düğünlerde rafa mı kaldırmamız lazım? Yani kadın erkek ihtilatı diyoruz buna. Kadın erkek. E bütün yani ne diyeyim farklı cinslerin bir arada bulunduğu bir ortamda ki ama şu hısım akraba arasındaki ilişkileri o ayrı bir şey. Mahremiyet sınırlarına uymayı ben farklı değerlendiriyorum. Ama gerçekten namahrem olan efendim bir insanın yanında iki veya bir, çok kalabalığın bir ortamda o zaman ne yapması lazım? Kadın da erkekte kendisine tanınan kurallara yani meşru sınırlara riayet etmek zorundadır. Bu düğündür veya bir başka bir şeydir. Yani o zaman neyse ilk uyulması gereken kurallar düğünde de öyle olması lazım. Hatta bazen kendi çevremizde, kendi efendim mahallemizde, kendi yakınlarımız arasında bir bakıyorsun normal zamanda her şeye riayet ederken düğün dolayısıyla sanki o yasaklar kalkmış gibi bir anlayış içerisine girmek veya her şeyi efendim sınırları tarumar edip efendim İslam'ın İslam ahlakının tasvip etmediği davranışlar içerisine girmek doğru değil. <laughs> Dün de olsa başka bir şey de olsa mutlaka kurallar uyulması gereken kurallara riayet etmeliyiz.